1922 Konya Spor Başkanı Zahir Renklibay'la beraberiz. Merhabalar Zahir. Merhabalar. Nasılsınız başkanım? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Bir kamp dönemi geçirdi takımımız. Evet. Geldi. Takımda da bir sirkülasyon oldu mu? Oldu. Yani birkaç oyuncu gitti geldi. Evet. Bilindiği üzere biz 19 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kuruldan sonra şahsım ben yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte göreve talip olmuştuk. İlk iş yaptığımız işlemlerden bir tanesi takımda görmüş olduğumuz eksiklikler neler olduğunu tespit etmek oldu. O eksiklikler üzerine yönetim kurulumuzla beraber çalışmalar yaptık. Daha sonra 4 transferle birlikte Antalya Belek'teki kampa dahil olduk. 10 günlük kamp süresi çok iyi şekilde geçti. Çocuklarda görülen eksiklerden bir tanesi birlik ve beraberlik, takımdaşlığın oluşturulmasıydı. Bunu da oluşturduğumuzu tahmin ediyorum. Daha sonra Konya'ya geldikten sonra gene altyapımızdan 3 tane oyuncumuzu kadromuza dahil ettik. Konyaspor U19'dan 3 tane oyuncuyla birlikte toplam 7 kişiyi kadromuza dahil etmiş olduk. Aramıza ayrılan yaklaşık 8 tane oyuncu var. 4 kişiyle daha yollarımızı ayırmayı planlıyoruz. O şekilde ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Çorum Spor'la oynayacağımız. İnşallah o maçı alıp yukarıya tırmanmak istiyoruz. Ligdeki durumumuz şu anda iş açıcı gözükmüyor. Bu durumdan bir an önce kurtulabilmek için de şahsım ve genel yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte çok yoğun bir çaba içerisine girdik. İnşallah bu maçı alıp önümüzdeki maçlara bakarız diye düşünüyorum. Bundan sonra takviye olmayacak değil mi? Sadece... Bir futbolcu belki transferimiz olabilir. Hücum bölgesi? Evet, hücum bölgesinde. Sol dışa bir futbolcu belki transfer edeceğiz. Öyle görünüyor şu anda. Peki başkanım şimdi 14 puanla 17. sırada tamamladık. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Puan sıralamaları da çok yakın. Playoff hattında biraz uzaklaşmış gözüksek de hani ligin gidişatı açısından. Valla şu andaki yapmış olduğumuz transferler de yani bu ligin ne getireceğini zaten önümüzdeki günler gösterecek. Biz yukarıyı zorlarız diye tahmin ediyoruz. Çünkü genç bir kadroya sahibiz. Genç dinamik bir kadro oluşturduk. İnşallah onların sahada göstereceği performans bizim için çok önem arz ediyor. Yukarıda yani ilk hedefimiz tabii bu tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak ve yukarıyı da zorlamak. Niyetimiz bu çünkü yani. Çünkü rakiplerimizden Gümüşhane'nin, Hacettepe'nin ve Bakın'da çok durumların iyi olmadığını biliyorum. Hani evet. Şansıyla çok hareketli bir dönem geçiremediler. Evet, rakiplerin durumu çok fazla zaten bizi de ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz şu anda. Ligde neler yapabiliriz diye. Bizim tabii hedeflerimizden bir tanesi yukarıya oyuncu kazandırabilmek. Pilot takım olarak A takımımıza, Konyaspor'umuza eğer oyuncu gönderebilirsek kendimizi başarılı olarak adlandırabileceğiz yani. İnşallah başkanım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.